Merhaba sevgili seyirciler, Artı TV'de emeğin gündemindeki gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir konuyu konuşacağız. Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri masaya yatıracağız Emek ve Hayat'ta. Pardon. Bildiğiniz gibi kıdem tazminatının fona devredilerek BES'e entegre edilmesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi geçtiğimiz haftalarda. Peki bu karar ne anlama geliyor? İşçiler bu kararı nasıl değerlendiriyor? Nasıl tepki verecekler? Sendikalar ne söylüyor? Yan yana görmeye alışık olmadığımız açıkçası 3 büyük işçi konfederasyonuna bağlı sendika başkanlarıyla bu önemli, bu kritik konunun ayrıntılarını konuşacağız bugün Emek ve Hayat'ta. Öte yandan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Özellikle kamu işçileriyle ilgili olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetten yeni bir teklif daha geldi. Memurlarsa bugün masaya oturdular, görüşmeler başladı. Memurlarla ilgili görüşmede bir ayrıntı vardı. Görüşmeler başlamadan memurlar Ankara'ya bir yürüyüş düzenlemişti. Bu yürüyüşe polis müdahalesi geldi ve çok sayıda gözaltı oldu. Şimdi bütün bu gelişmelerin ayrıntılarını yer aldığı haber turumuzla başlıyoruz. 19 Haziran'da başlayan ve 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet yeni teklifini sundu. Türk İş'in %15 artı enflasyon farkı ve 3 puan refah payı teklifine karşı hükümet ilk teklifini 1 puan artırarak %6 artı 4 teklifinde bulundu. Teklifi kabul edilemez olarak değerlendiren Türk İş, yasal süre nedeniyle eti maden, darphane ve tarımda 30 bine yakın kamu işçisi için grev kararı aldı. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde 60 günlük süre içerisinde uzlaşma sağlanamazsa, işçiler sürenin bitimine en az 6 gün kala grev kararı almak zorunda. 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Görüşmeler öncesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret için grevli toplu sözleşme talebiyle Van, Edirne, Muğla ve Artvin'den Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi. Toplu iş sözleşmeleri öncesi Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen kesklilere polis sert müdahale etti. Çok sayıda memur gözaltına alındı. Maaş ve tazminatlarını almak için 3 Temmuz'dan bu yana eylemde olan Öztürk işçilerinin direnişi sonuç verdi. İşlerine son verilmesinin ardından tazminat hakkı ödenmeyen 2 işçinin tazminatları ödenirken, Türkiye geneli 6 şubesi ve 1 fabrikası bulunan Öztürk şirketi bünyesinde çalışan 386 işçinin ödenmeyen maaşları ve bayram mesaileri 5 Ağustos'ta yatacak. 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı tarafından 16.5 TL olarak açıklanan fındık fiyatlarına üreticilerden tepki geldi. Enflasyonla birlikte girdilerde büyük artışlar yaşandığını ve 1 kilogram fındığın maliyetinin 14-17 TL arasında olduğunu belirten üreticiler, 1 kilogram fındığın fiyatının en az 27 TL olmasını istedi. Fındık Sen ve Tümköy Sen'den yapılan açıklamalarda çiftçinin yoksullaştırıldığına ve şirket tarımcılığının önünün açıldığına dikkat çekildi. Adana Hilton Oteli'nde işçiler greve çıktı. Hak İş'e bağlı Oleis Sendikası'yla Adana Hilton Otelcilik arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca 170 çalışanın bulunduğu Hilton Oteli'nde grev başladı. Grev 8. gününde sürüyor. İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden Gama Türkerler Ortaklığı'na ait şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler bir aydır maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı. İşçiler daha önceki maaşlarını da direnerek alabilmişti. Mersin Şehir Hastanesi'nde ise Tepe Servis ve Yönetim AŞ firmasında çalışan temizlik işçileri maaşlarını her ay gecikmeli aldıkları için iş bırakma eylemi yaptı. Hastane önünde oturma eylemi yapan işçiler maaşlarının bir daha aksamayacağının sözünü aldıktan sonra eylemi bitirdi. Soma katliamından sağ olarak kurtulan ve ardından işten atılan 2831 işçi tazminatları için Ankara'ya yürüyecek. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde bir araya gelen işçiler, mahkeme kararına rağmen Soma Holding tarafından 5 yıldır ödenmeyen tazminatları için 21 Ağustos tarihinde Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek. Güney Afrika'da yer altında çalışırken ölümcül hastalıklara yakalanan on binlerce altın madeni işçisi uzun yıllar süren mücadeleleri sonucunda 346 milyon dolar tazminat aldı. Madenlerde yıllarca sondaj yaptıktan sonra hastalığa yakalandığı düşünülen işçiler 1965 yılında işten çıkarılmıştı.
Evet, TİS görüşmeleri, devam eden grevler, direnişler, üreticilerin isyanı, emeğin gündemi oldukça yoğun. Şimdi haber turumuzdaki bir noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum. 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen noktada Türk İş grev kararı aldı. Ancak durumu biraz özetlemek lazım. Zira hükümetten gelen artı 1 puanlık 6+4 teklifini yine kabul edilemez olarak değerlendirdi Türk İş, ama bunu değerlendireceğini, bunu düşüneceğini söyledi. Şimdi basında da çok yoğun yer alan grev kararı aslında hukuki, yasal bir süreç. Zira 60 gün süren grev toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazsa sendika bu sürenin bitimine en az 6 gün kala grev kararı almak zorunda. Aksi takdirde sendika yetkisini kaybederek imza yetkisi ortadan kalkıyor. Aslında bir resleşmeden değil, bir kanuni süreçten bahsediyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet, kıdem tazminatı dedik. İşçilerin kırmızı çizgisi kıdem tazminatını konuşacağız bugün Emek ve Hayat'ta. Şimdi 2019-2023 yıllarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı çerçevesinde kıdem tazminatının fona devredilerek BES'e entegrasyon süreci mecliste kabul edildi. Şimdi kıdem tazminatı nedir? Aslında işçinin çalışması karşılığında hak ettiği ücreti. Yani önceden çalıştığı ve ödemesi ötelenen ücreti, hak ettiği ücreti. Tam buna ilişkin olarak bu kıdem tazminatı fona devrediliyor ve bireysel emeklilik sistemiyle bağlanması hedefleniyor bu kalkınma planı çerçevesinde alınan meclisteki kararla. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Bu karar işçiler için nasıl bir süreci önüne koyacak? İşçiler buna nasıl tepki verecek? Sendikalar ne söyleyecek? Bütün bunların ayrıntılarını stüdyoda konuklarımızla konuşacağız. Her üç konfederasyondan, Türk İş'ten, Hak İş'ten ve DİSK'ten sendika başkanlarıyla birlikte. Evet, hoş geldiniz. Türk İş'ten, Türk İş'e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş. Hoş geldiniz tekrar. Hak İş'e bağlı Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmut Altınsoy. Hoş geldiniz siz de. Ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Başkanı, Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu. Siz de hoş geldiniz. Şimdi ben girişte biraz özetlemeye çalıştım. Daha ayrıntılarıyla konuşacağız elbette, ama önümüzde çok uzun zamandır tartışılan ve sürekli gündeme gelen kıdem tazminatı meselesi var ve son olarak da başta söylediğim gibi mecliste kabul edildi kalkınma planı çerçevesinde. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Hükümet ısrarla kıdem tazminatının fona devredilmesini istiyor. Bu süreci siz sendikalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karar aslında ne anlama geliyor? İsterseniz sizinle başlayalım Adnan Bey. Evet, önce teşekkür ediyorum. Tabii böyle önemli bir konuda bizleri çağırdınız. Kamuoyuyla düşüncelerimizi paylaşacağız. İşçilerin kıdem tazminatıyla ülkeyi kalkındıracaklar. Kalkınma planı içerisinde kıdem tazminatını koyduklarına göre herhalde böyle bir kafalarında planlama var. Şimdi Türkiye'de özellikle çalışma hayatıyla ilgili bir konuda en fazla tartışılan mesele kıdem tazminatı olmuştur. Yani bu zamana kadar baktığımız zaman onlarca kez kıdem tazminatı konusu gündeme getirildi. Sürekli değiştirilmeye çalışıldı. Bir takım böyle fon sistemleri, başka sistemler gündemde tartıştırıldı. Ama en son farklı bir konu ortaya çıkartıldı. Özellikle BES'le ilgili buluşturma, tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi böyle acayip garip bir sistemi önümüze getirdiler. Şimdi kıdem tazminatı meselesi niye bu kadar tartışılıyor? Yani işçiler açısından son derece önemli olan, yani çokça söyleniyor ya işte emekli olduktan sonra kızının çeyizi, oğlunun bilmem neyi, düğün masrafları, işte ev, araba alınması konusunda bir takım böyle katkılarının sunulması gereken bir işçi alacağı diye. Şimdi bunlar tabii kıdem tazminatı konusunda işverene bir maliyet olarak görülmesinden kaynaklı bir arayıştan kaynaklanıyor. Ama baktığınız zaman kıdem tazminatı işçinin işverende bırakmış olduğu ücretinin bir parçasıdır. Artık bunu biz söylemekten usandık. Dilimizde tüy bitti. Yani bu işverenin bir lütfu değil. Kıdem tazminatı
işçilerin işverende rehin olarak bıraktığı ücretinin bir parçasıdır. Şimdi bir işçinin maliyetinde ne yapıyor işveren veya devlet? Kıdem tazminatını hesaba katıyor. Diyor ki bana işçinin maliyeti şudur, bunun içerisinde kıdem tazminatı da var. Eğer o maliyetin içerisindeyse o benim işverende bırakmış olduğum bir hakkın parçasıdır. Şimdi niye çıktı kıdem tazminatı ortaya? Bu çokça son zamanlarda biraz daha fazla tartışıldığı için daha fazla geçmişe yönelik bir takım irdelemeler de ortaya çıkartıldı. Şimdi kıdem tazminatının çıkış nedeni işçilerin özellikle son derece kötü şartlarda, 1936 yılından önceki süreci söylüyorum, kötü şartlarda çalıştırılan işçilerin kaçmaması, gitmemesi, işi bırakmaması, o uzun süreli çalışmalarda, bıkkınlık veren çalışmalarda gitmemesi için ücretinin bir parçasını işverende tutmasından kaynaklanıyor. Ondan sonra da zaten 5 yıllık bir süre vardı sanıyorum o dönem için. O kadar çok değiştirildi ki o 1936 yılından önceki şartların ortaya çıkartmış olduğu bir takım somut koşullar kıdem tazminatını veya işçinin ücretinin bir parçasını tutma durumunu zorunlu olarak işverenlere getirdi, önlerine getirdi. 36'da yasal düzenleme çıktı, işte 5 yılla başladı, daha sonra 3 yılı 1 yıla kadar düştü. Çok değişimler oldu. Şimdi 1970'li yıllara kadar kıdem tazminatı ile ilgili ileri doğru bir hak kazanım maddeleri ortaya çıkartıldı. Yani geliştirildi. Ama 70'ten sonra, çünkü artık işçiye çok fazla ihtiyaç duyulmamaya başlandı. İşçi çok fazlaydı. Köyden göçüşler çok fazlaydı. Ne yapıldı? Kıdem tazminatı ile ilgili artık benim kıdem tazminatı bana yük oluyor. Onu geliştirmekten ziyade biz olabildiğince bunu işi daraltalım dendi. Şimdi 1980 yılına kadar yine saldırılar devam etti. Özellikle biliyorsunuz kıdem tazminatına tavan getirilmeye çalışıldı. Anayasa Mahkemesi onu iptal etti. O tavanı iptal etti. Sonra 12 Eylül oldu. 12 Eylül yeniden tavan oluşturdu. Bugünkü en yüksek memur ikramiyesi ölçütler içerisinde bir düzenleme yaptı. Ama 80'den sonra bütün hükümetler istisnasız, ama AKP hükümeti o kadar iştahla yapmaya çalışıyor ki, yani neoliberal sistem içerisinde en fazla gözüne çarpan ve maliyet açısından işverenlere maliyet olarak görmüş olduğu en önemli unsuru kıdem tazminatı görüyor. Geldiğinden beri sürekli olarak gündeme getiriyor. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı ile ilgili o kadar böyle absürt konular tartışıldı ki, yani işte efendim %86'sı alamıyor. Bir bakan söylüyor bunu, düşünebiliyor musunuz? Bir bakanın söyleyebileceği en son şey olması lazım. Bir bakanın ayıbıdır bu. Bir işçi kıdem tazminatını alamıyorsa o senin ayıbındır. Onu alması için o yasayı işleteceksin. O yasa işlemiyorsa yeni düzenlemeler yapacaksın. O işçinin kıdem tazminatı alması koşullarını sen yaratacaksın. Sen niye bakan yapıldın oraya, çalışma bakanı yapıldın? Ama ne yapıyorlar? İşte efendim %86'sı alamıyor. Bu da aslında çok sağlıklı bir rakam değil. Yani neye dayanarak yapıyorlar bunu? %14'ü alıyor da 86 alamıyor. Çok sağlıklı bir rakam değil. Ama kıdem tazminatı eğer alınamıyorsa bu ne fon tartışmasıyla alınabilir hale getirilir, ne de BES'le buluşturularak alınabilir hale getirilir. Nasıl olacağını soracağım. Nasıl? Evet. Ona geleceğim. Ama anladığım kadarıyla bu noktada çıkan bu karar aslında kıdem tazminatının tamamen bütün öneminin ve özelliğinin ortadan kaldırılması olarak ifade ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu karar. Şimdi efendim bak, bu kıdem tazminatı almasının koşulları hükümet tarafından istenilse yaratılabilir. Denilir ki, şimdi ne diyorlar? Bir gün çalışsa da kıdem tazminatını hak kazanabilir. Senin elinde yapabilirsin. Bir torba yasayla, çok sevdiğim bir torba yasayla de ki işçiler kıdem tazminatını bir günde çalışsa alabilir. Efendim kıdem tazminatı işçinin hakkıdır. İşveren de bıraktığı ücretin bir parçasıdır. Kıdem tazminatsız çıkışlar yasaklanabilir. Tavan kaldırılabilir. Eğer işveren batıyorsa, iflas ediyorsa, ödeme güçlü işine düşüyorsa, konkurda ilan ediyorsa vesaire, hilal hurdal işleri yapıyorsa, devlet der ki o benim sorumluluğumdadır. Ücret garanti fonu üzerinden ben onu öderim. Gider işverenden takır takır alırım der. Şimdi ne yapıyor bunlar biliyor musunuz? İşçiyi düşünür gibi yapıp
işçinin hakkını gasp etmeye çalışıyor. Sen işçiyi düşünüyorsan mahkeme süreci içerisinde birinci alacaklı işçiyi getirirsin. Niye bankaları getiriyorsun? Niye efendim devletin alacağını işçinin alacağının önüne koyuyorsun? Niye efendim kıdem tazminatı ile ilgili asgari ücretle atılan bir işçinin dava açması için dava masraflarını neredeyse 1000 liraya çıkartıyorsun? Bunları yapıyorsun. Ondan sonra da ben işçiyi düşünüyorum. Kıdem tazminatı alması için fona devredeceğim diyorsun. İşte burada bir çarpıklık var. Ve insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Biz diyoruz ki hayır kardeşim. Bunun şartı bu değildir. Sen işçiyi düşünüyorsan sendikaları dinleyeceksin. Ve gerçekten de işçinin alabileceği noktaları yasal düzenlemelerle, eksik yerleri de düzelterek, tamamlayarak yasal düzenlemelerle bunun hakkını alabilecek hale getireceksin. Kıdem tazminatı o kadar çetrefilli bir konu ki, o kadar çok insanlara yalan söylüyorlar ki, yok efendim kiralık işçiliği çıkartıyorsun, %60, %86'sı alamıyor diyorsun. Kiralık işçi kıdem tazminatını alabilir mi? Nerede çalıştığı belli değil. Ne kadar çalıştığı belli değil. Efendim sözleşmeli işçi, kaç tane sözleşmeli işçi kıdem tazminatını alabiliyor? Taşeron işçisi, sen iktidarın döneminde en fazla taşeron çalıştıran süreci ortaya çıkartmışsın. Kiralık işçilik demişsin, istihdam bürolar demişsin, sözleşmeli işçi demişsin. Hiçbirisi kıdem tazminatını alamıyor. Sonra da çıkıyorsun, işçiler kıdem tazminatını alamıyor, fona devredelim diyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani süremiz kısıtlı biliyorum. Yani ben mümkün olduğunca hepimiz alabildiğine konuşalım diye istiyorum. Bizim içimiz dolu. Şimdi kapitalist sistem sermaye birikimini gerektirir. Bunlar hala sermaye birikimini gerektirecek düzenlemeyi devam ettirmek istiyorlar. Bunu da işçinin hakları üzerinden yapmaya çalışıyor. Tahterevalli düzeninin eğrisini daha da fazlalaştırmaya çalışıyorlar. İş aşağıda kalan işçinin haklarını da patronlara verip daha fazla kazanın, daha fazla yatırım yapın. Gelin yabancı sermaye, Türkiye'deki bak işçi maliyetleri düşük, yatırımlarınızı yapın diyorlar. Avrupa'daki kıdem tazminatı yok diyorlar, yalan söylüyorlar. Her ülkenin, özellikle gelişmiş ülkelerde dahil, gelişmekte olan ülkelerin tamamında kıdem tazminatına benzer uygulamalar var. Biz bunları defalarca hükümete rapor olarak sunduk, bakın dedik. Yani bir İskandinav ülkelerinde, kuzey ülkelerinde bile artık yasa yok. Ama toplu sözleşme özellikle hem iş kolu sözleşmeleri hem de ülke düzeyindeki yapılan sözleşmelerin hepsi bağlayıcıdır ve hepsinde kıdem tazminatı benzeri uygulamalar vardır. Ama Türkiye'de sanki tek yapılıyor gibi. Efendim biz işsizlik sigortasını çıkarttık. İşe iade davalarını açabiliyorsunuz. İşsizlik parası verilebiliyor. Bak bunun yerine kıdem tazminatını kaldıralım. Ne ilgisi var işsizlik ödeneğiyle, işe iade davalarıyla? Kıdem tazminatının ne ilgisi var? Bunları da insanın gözünün içine baka baka söyleyebiliyorlar. Ya. Peki. Ama suç devam bizde. Edeceğiz. Suç bizde niye? Bunları öyle söylettirmeye cesaretini biz veriyoruz. Biz veriyoruz yani. Gereken cezayı vermiyoruz. Gereken dersi vermiyoruz. Benim grevimi yasaklıyor. Türkiye'de en çok grevi yasaklanan sendikayım. Efendim şimdi yeni bir düzenleme getiriyorlar. Hani deniliyor ya kıdem tazminatı işçinin son kalesidir. Değil. Son kalesi değil. Daha kaybedeceği o kadar çok şey var ki. Top ne derse hükümet. Geleceğim oraya. Top ne derse hükümet anında yerine getiriyor. İşte gidin topun genel kurulunda genel başkanın söylemiş olduklarını dinleyin. Şimdi ne yapıyor? Oraya gelecekseniz onları da söyleyeceğim. Kıdem tazminatı sıradaki bir şey. Arkasından başka şeyler var. Peki Mahmut Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Yani hükümetin bu kararı ne anlama geliyor? Biz bundan ne anlamalıyız? Dilek Hanım, evvela böyle bir ortamı sağladığınız, insanları bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Adnan Bey zaten kıdem tazminatının tarihçesine girdi. Tekrar aynı tarih bölümüne girerek vakit kaybettirmeyin. Hak İş Konfederasyonu olarak genel başkanımız da başta olmak üzere bizim çizgimiz nettir. Dediğimiz şey şuydu, kıdem tazminatı mevcut haliyle kamuda çalışanların özellikle kıdem tazminatı ile ilgili bir sorunu yok. Mevcut haliyle diğer, az önce Adnan Bey dile getirdi ya, bakan açıklama yapıyor, işte %86'sı bundan yararlanamıyordu. Geçen sene %93'ü deniliyordu. Bu rakamlar değişti demek ki Adnan Bey'in dediğine göre. Azaldı demek şimdi, ki. Şimdi evet, az önce Adnan Bey de dile getirdi. Eğer böyle bir durum varsa bu o zaman
sorumlular. Kim siyasetse siyaset, iktidarsa iktidarın ayıbıdır. Dolayısıyla buradaki kıdem tazminatından yararlanamayan bütün işçilerin kıdem tazminatından yararlanması için gerekli adımları atması gereken sorumlu hükümettir, iktidardır. Bununla ilgili de Hak İş Konfederasyonumuz şunu diyor. Her ne çalışma yapacaksanız mevcut hakların kaybına sebebiyet vermeden artı işçiye artı sağlayabileceğiniz bir durum varsa biz bunu tasdik ederiz. Lakin eğer kanunlar, kanunda da böyledir. Kanunlar hep ileri gider, geri gitmez. Yıllardır bakıyorsunuz işçi sınıfı, memurları da katalım, işçi, memur, emek camiası ne yazık ki hep geriye doğru gidiyor. Buradan sizin aracılığınızla da en son eğer eksiğim varsa lütfen siz de tamamlayın. İşçiye, memura %100, emekliye, çiftçiye %300 zam veren rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı da hayırla yad ediyorum. O günleri özlemle, hasretle bekliyoruz. Çünkü bakıyorsunuz bugün işçi camiasının elinde sadece kıdem tazminatı değil, bunun haricinde bir sürü problemleri var. Sözde taşerondan kadroya geçirilen işçilerde mesela atılan adımlar inanın bana fecihattır. Bakın dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Enflasyon oranı açıklanıyor geçen yıl %24.54. Onu açıklayan TÜİK Başkanı'nı bir bakıyorsunuz birkaç hafta sonra görevden alıyorlar. Yeni gelen TÜİK Başkanı büyük bir başarıyla enflasyon oranını %24.54'ten %20'ye düşürüyor. Peki işçiye öngörülen zam nedir? %4+4, %8 yıllık. Bu adamın, bu çalışan emek camiasına alın teri döken insanların cebine para girmediği gibi cebinden para çıkıyor. Yani burada ben her yerde şu örneği veriyorum. İdarecilerimiz, yöneticilerimiz konuşurken Hazreti Ömer gibi konuşup da icraata gelince turist Ömer'e dönmeleri, bu işi komediye çevirmeleri hiç hoş değil. Tasrif edilecek bir yanı da yok. Gerçekten bizi en çok üzen şeylerden bir tanesi. Bugün bakıyorsunuz. İşçi arkadaşlarımızdan ciddi oranlarda vergi kesintileri yapılıyor. Bu vergi bir kere ya emek camiasında adamın aldığı maaş belli, yaşam kalitesi belli. Bugün en son yapılan açıklamada yoksulluk sınırına bakıyorsunuz. Ya bunlar gelmiş 6.000 liralara dayanmış. Asgari ücretimiz 2020 lira. Yani burada tartışılması gereken birçok husus var. Kıdem tazminatı ile ilgili de şu tabloya baktığınız zaman zaten bütün şeyi çözersiniz. Türkiye'de bugün yapılan açıklamaya göre 13.764.027 çalışan işçi var. Ve bunların sadece 1.894.170'i sendikalı, 11.869.857'si sendikasız. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, sendikalar, Çalışma Bakanlığı olarak siz yapamıyorsanız bunu, sendikaların işi, emeği, hakkı savunmaktır. Bırakın o zaman bize müsaade edin de biz bunları savunabilelim. En sonki taşerondan kadroya geçiş sürecinde de biz sendikalarla istişare ediyoruz dediler. Burada 3 tane konfederasyon var. Ben Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji Sendikası'nın genel başkanıyım. Bize kimse danışmadı. İş kolunda barajı aşmış yetkili bir sendikayız. Adnan Beylere, Gökhan Beylere sormak lazım. Sizlere bu konularla ilgili danışıldı mı? Ve bugün baktığınız zaman bu sorunların yegane sebebi ben yaptım oldu mantalitesiyle ilerlediği için bugün ne yazık ki bütün milyonlarca işçiler feveryan ediyor. Bunun yanı sıra sadece o değil. Mesela sözde kadroya geçirilen işçi arkadaşlarımız diyorlar ki o kıdem tazminatını vesaire geçmişler, adam bugün hakkını alamıyor. Adam diyor ki ya diyor ben diyor eskiden taşeronda çalışırken en azından asgari ücrete gelen zamdan yararlanabiliyordum. Onun haricinde toplu sözleşme hakkım vardı, toplu sözleşmeden yararlanabiliyordum. Şimdi en son işte 2017'nin Aralık ayında çıkardıkları KYK ile 2020'nin 6. ayı ve 10. ayına kadar toplu sözleşme hakkını ortadan kaldırdılar. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur iddia ediyorum tekrar. İşçinin sendikaya üye olabilme imkanı var ama toplu sözleşme yapılma hakkı yok. Böyle bir şey zaten kabul edilebilir bir durum değil. Peki Mahmut Bey, araya girip şunu soracağım. Az evvel dediniz ki özellikle bu kıdem tazminatıyla ilgili olarak soruyorum. Yapılacak düzenlemelerin ileriye doğru olması kaydıyla biz her zaman varız dediniz. İşçiye kazanım sağlayacaksa... Peki şu anki mevcut haliyle meclisten geçen bu karar işinin lehine bir karar mı? Buna doğru işletilecek bir karar mı? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok ciddi bir şekilde tartışılacak bir karardır. Çünkü niye?
İşçinin cebinden siz parasını peşin kesiyorsunuz. Oraya şartlar koyuyorsunuz. Yani siz işçinin cebine para koymadığınız gibi, onun kıdem tazminatını garanti altına almadığınız gibi, aynı zamanda onun cebinden paralıyorsunuz ve yine riske, yine işveren tarafında bir yasadır, çalışmadır. Peki, o yüzden burada düzenlemeler yapılıp çalışılması lazım. Müzakere edeceğiz deniliyor aslında bir taraftan taraflarla. Bu müzakereye sendikalar da icabet edecek mi? Yani hak eşitliği. Az önce işte size belirttiğim gibi bu kanun hükmünde kararnameyle taşerondan kadroya geçiş sürecinde de aynı bunu dile getirdiler. Dediler ki biz sendikalarla istişare ediyoruz. Ben şu anda etrafımda diğer konfederasyonlarla görüştüğünü şeyler bilmiyorum ama federasyon olarak sendikalarla, alt çatılarla görüşülmedi. Bize de kimse bir şey sormadı ve bu yüzden bugün birçok sıkıntı yaşıyoruz. Aynı konuda o zaman nasıl sendikalarla görüşeceğiz, müzakere edeceğiz, istişare edeceğiz diyorsalar bunda da aynı şey olacağını düşünüyorum. Peki. Ne söyleyeceksiniz Gökhan Bey? Yani bu karar alınırken az evvel aslında Mahmut Bey de, Adnan Bey de değindi. Çok sayıda insan kıdem tazminatını alamıyor. Taşerondan, inşaattan, işte kapanan iş yerlerinden bahsederek aslında bu gerekçelerle biz daha iyi bir şey yapıyoruz. Kıdem tazminatını vallahi billahi daha teminat altına alıyoruz. Açıklamalarıyla aslında bu geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konudaki gelişmeyi? Yani öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani işverenlere kıdem tazminatının mali yükü çok mu fazla? Gerçekten onların kapanmasının nedeni kıdem tazminatı konusu mu? Bu konuda İstanbul Sanayi Odası'nın 2014 yılında yaptığı bir çalışma var. Türkiye'de geliri en yüksek 500 şirket içerisinde yaptığı bir anket çalışmasına göre kıdem tazminatının patronların satış payındaki oranı sadece 1/3. Yani patronların kıdem tazminatı ödüyoruz o yüzden buraları kapatmak zorundayız koca bir yalan ve bu yalanı ortaya çıkaran da İstanbul Sanayi Odası. Bir daha söyler misiniz oran ne kadar? 1/3 yani bir işverenin toplam satış içerisindeki kıdem tazminatına ayırdığı pay, ayrılan pay, işçiden kesilerek ayrılan pay sadece 1/3. Yani bir işletmenin, bir fabrikanın kapanmasına neden olabilecek bir miktar değil. Bu İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı araştırmada ortaya çıkan bir rakam. Dönem dönem, özellikle AK Parti iktidarında dönem dönem çok gündeme geldi kıdem tazminatı. Ve hep şunu söylediler, biz taraflarla oturacağız, mutabakat sağlayacağız. Ama her konfederasyon bu konuda kıdem tazminatı gündeme gelince tepki gösterdi. İlk defa 2019 yılında, özellikle 2006 ve 2008'de ciddi bir gündem olmuştu, çalışmalar yapılmıştı. Ama 2019'da bugün mecliste fon olarak geçiyor. Türkiye'de hani fonların tarihine baktığımızda birçok fon uygulaması var. Burada işçilerin çıkarına hiçbir fon olmadığını görüyoruz. Hala yürürlükte olan işsizlik fonunda da milyarlarca liralık para var ama işçilere ödenen işsizlik fonundaki para buna arttırmaya gelince söz konusu durum işte 800'de yanlış hatırlamıyorsam 2400 lira arasında bir rakam işsizlere ödenen pay. Ama dönem dönem yani dönem dönem demeyeyim ama şunu yapıyorlar mesela şu anda işsizlik fonundan o parayı çalarak işçilerin ücretlerinden kesilerek oluşan o parayla patronlara sistem olanağı sağlıyorlar. Bugün kıdem tazminatı konusunda getirmek istedikleri düzenlemede de birincisi çalışanların şu anki pozisyonundan daha ileriye götürecek bir durum yok. İkincisi belirsizlik var. Üçüncüsü ve onların çok ifade ettikleri şey herkes alacak. Adnan Başkan'ın da söylediği gibi bunun alması için çok rahat düzenleme yapabilirsiniz. Kıdem tazminatının ödenmesini bir zorunluluk haline getiren bir düzenleme yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bu konuda. Hasan Başkan'ın söylediği gibi açarsınız sendikaların önünü, örgütlenmesinin önünü açarsınız. Ve sendikalar 11 milyon işçiyi daha örgütlediğinde yine kıdem tazminatını rahatlıkla alabilir hale getirebiliriz. Yani Türk İş'in 2014 Genel Kurulu'nda aldığı bir karar var. 2010 Genel Kurulu'nda da bu kararı almıştı. 2014'te yeniledi. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir dedi.
Türk İş Başkanı'nın da dönem dönem gündeme geldiğinde yaptığı açıklamalarda bunu tekrar ifade ediyor. Alamayanların alması için yapılacak bir çalışmada konuşuruz. Amacı mevcutu geri götüren, mevcutu ortadan kaldıracak bir düzenlemeye Türk İş asla evet demez diyor o da. 2014'teki genel kararını hatırlatarak. Yani bu ülkedeki çalışma yaşamındaki sorunların temelinde kıdem tazminatı yok. Temelinde iş yasası var. Temelinde örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller var. Temelinde sürekli patronları korumaya çalışan bir iktidar var. Kıdem tazminatı gerçekten işçiler açısından biriktirdiği bir para ve bu para birçok işçinin işten ayrıldığı zaman ya da işten atıldığı zaman evine ekmek götürebilmesini sağlayan bir para. Doğal olarak bunu ortadan kaldıracak bir düzenlemeye ne sendikalar ne de işçiler evet diyecektir. Gerçi gazetecilerle ilgili bir dizi hem bu hem bunun dışındaki birçok konuda da oldukça önemli ayrıntılar var ama bugün onları sormayacağız size, bir meslektaşımızla yanımızda. Şimdi şuna bir dönmek istiyorum. Evet, kıdem tazminatı, sizler bunların altını çizdiniz. Şimdi basında çokça şöyle lansmanı yapıldı: emeklilikte 3 maaş birden alacaksınız ya da çok büyük bir değişim. Lansmanları böyle oldu. Özellikle zorunlu BESED'e bağlanması, yani en az 10 yıl 56 yaşına kadar hatta o tazminata biz ulaşamayacağız. Yani benim örneğin, hayır bu benim zaten çalıştığım bir hakkım ama ben bu hakka iyi ihtimal 56 yaşında ancak ulaşabileceğim. Tabii key ödemelerini, zorunlu tasarrufları, daha öncekileri hiç saymıyorum sonuçlarıyla birlikte. Şimdi tam bu noktada çalışanlar açısından siz sendikalar olarak bu sürece nasıl bir tepki göstereceksiniz? Bu süreç, o kırmızı çizgiler nasıl çizilecek? Bir eylem planı var mı? Siz genel grev dediniz gerekirse diye. Bütün bunlar önümüzde var mı? Bu turda da en azından bunu yapalım, bunu konuşalım. Neler yapacak sendikalar? Şimdi aslında oraya gelmeden önce ben eksik bıraktığım bir iki yeri tamamlamak istiyorum. Tabii şu anda amaç, işçilerin bir hakkı olan veya almakta sorun yaşadığı bir hakkı olan tazminatı almasının kolaylaştırılması değil. Bir kere amacın ne olduğunu bilmemiz lazım. Devletin kefen parasına göz koyan hükümet bugün işçinin çocuğunun çeyiz parasına da göz koymaya çalışıyor. Aslında bütün mesele bu. Biliyorsunuz işçiler kıdem tazminatı konusunda yıllardır bir hassasiyet gösteriyor. Ama bu hassasiyeti olabildiğince işçileri birbirine düşürerek bölmeye çalışıyorlar. İşte bir sürü kayıt dışı Türkiye'de çalışan var. Yani %30 şu anda Türkiye'de %30. Kayıt dışı çalışma oranı %30'un da üzerinde aslında. %32-%33 civarında. Şimdi bu insanların tazminat alma hakkı yok. Bir kere çalıştığını ispatlaması lazım. Bunlar efendim işte diğer tazminat alamayan insanlar, hepsi tazminat alan az bir kesim de olsa ona karşı bir diş biliyor. Yani işçileri birbirine düşürüyorlar. Diyorlar ki ya bak, biz hiç alamıyoruz. Hiç alamadığımız yerde hiç değilse %30'unu da alsak biz razıyız. Yani insanları bu noktaya getiriyorlar. Hani o zorunlu ara bulucu diye bir şey yarattılar ya, o zorunlu ara bulucu işçinin hakkını almıyor. İşçinin hakkının %70'ini işverene teslim ediyor. İşçi artık lanet olsun diyor. Bu kadar ben uzun süre mahkemelerde sürünemem diyor. Param yok, pulum yok diyor. Alacağının %30'una razı oluyor. Bakın istatistiklere, oradan çıkan sonuçlar zaten bu. Şimdi bu anlamda biz yeni gelen yasanın hangi amaçla getirilmeye çalışıldığını görmemiz lazım. Kıdem tazminatının eski önümüze getirdikleri şeklinden çok farklı bir durum var. Eskiden ne diyorlardı? İşte Avusturya modeli diyorlardı. Ben DİSK Genel Sekreterliği sürecimde çokça bunu tartıştığımız için söylüyorum. Avusturya modeli incelendi. Gerçekten Türkiye'ye aslında hiç bir uyum sağlayacak bir düzen değil. Oranın bir takım sosyal özelliklerine göre yapılan bir şey. Ya bizim ondan kendi modellerimiz hiç yok mu yani? Biz bunları hiç bilmiyor muyuz? Hep başka yerlerden böyle model arayışı içerisinde giriyoruz.
Şimdi de Güney Kore modeli diyorlar. Duymuşsunuzdur. Güney Kore modeli üzerinden Maliye Bakanı böyle bir şey dillendirdi, durum dillendirdi. Şimdi Güney Kore modelini de izledik. Güney Kore modeli tamamen yoksullaştırılmış emekli üzerine kurgulanmış bir sistem. Kıdem tazminatını kaldırmışlar. Yerine kıdem tazminatı adı altında emeklilikte düşük emekli ücretlerini telafi edebilecek, tolere edebilecek bir ödeme yapıyorlar. Şimdi Damat Bey ne diyor? Hazine Bakanı diyor ki emekliler artık bundan sonra daha yüksek yaşam standartlarına kavuşacak, gelecekleriyle ilgili kaygı duymayacaklar falan filan diye böyle gerçeklere aykırı bir takım şeyler söylüyor. İşte Güney Kore modeli dedikleri bu sistem. Yani kıdem tazminatlarını olabildiğince emekli olduğu zaman veya öldüğü zaman alabilecek bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Burada işvereni nasıl ikna edecekler? Şimdi işçi için iş garantisi, yani işveren bazen atmaktan korkuyor kıdem tazminatı olduğu zaman. Veya örgütlenmede 50 taneyi birden atacak. Ya tazminatsız atıyor ya da tazminat vermede zorlanıyor. Bunların ortadan kaldırılması, yani iş güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Şimdi burada kıdem tazminatıyla ilgili meselenin farklı yönlerini ortaya sererek kendilerini bir de yandaş basın buldular tabii, medya buldular. Oralarda da güzellemeler yapıyorlar bu düzenlemeye. İnsanları böyle parçalayıp bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Şimdi BES'i incelememiz lazım. BES gerçekten çok garip bir uygulama. Biliyorsunuz BES zannediyorum 2010'lu yıllardan sonra tartışılmaya başlandı. Gündeme getirildi, çok çekici olmadı. Bazı insanlar girdiler, çıkamadılar. Çıksalar bile kuşa döndürüldü paraları. Çok kamuoyunda kötü tartışıldı. Sonra ne yaptı? Devlet teşvik vermeye başladı. Dedi ki al sana 1000 lira. İşte %25 ben devlet olarak katkı sunacağım. Kimden? Benim vergimden. Yani özel sigortaları besliyorlar. Kamu sigortasını, yani sosyal sigortayı batırıyorlar. Özel sigortayı besliyorlar. Çünkü kapitalizm onu emrediyor. Sen ne yaparsan yap, onu yapmak zorundasın. Liberal sistem bu. Şimdi orayı beslediler. BES'i çıkarttılar. BES de olmayınca, tutmayınca zorunlu hale getirdiler. Şimdi artık otomatik girişleri yaptılar. Şimdi de kıdem tazminatıyla buluşturuyor. İşte Kore modeli dedikleri bu. Peki Adnan Bey, araya girmiş olacağım. Bağışlayın, süremizi de dikkate alarak söyleyeceğim. DİSK bu konuda uzunca bir zamandır çalışmalar yapıyor. Sahada da görüyoruz. Önümüzdeki eylem planı ya da buna dair bir tepki verecek misiniz? Ya da ne yapacaksınız DİSK olarak? Bu yaşananları, bunları ayrıntıları ya tekrar konuşmaya devam edeceğiz Zira ama insanlar nasıl bir tepki verecekler, aslında bunu biraz da duymak istiyorlar. Önümüzde bir plan var mı, buna ilişkin bir program yani var mı? Olmaz olur mu? Bizim en hazırlıklı olduğumuz konulardan birisi kıdem tazminatı. Geçen dönem biz toplu sözleşmelerde çok badireler atlattık. Yani hükümet direkt saraydan engellemeler oluyor. Efendim işte yasaklar oluyor. Biz öncelikle ne diyoruz? Anayasa Mahkemesi'nden hükümete tazminat cezası ödettirdik. Sendikamıza 50 bin lira tazminat ödedi Anayasa Mahkemesi kararıyla. Niye? Grevimi ertelediği için. Ne dedik biz? Sen artık anayasaya uygun davranmıyorsun ve ben senin grev yasağını tanımayacağım. Fabrikalarda grev yasağı olmasına rağmen insanlar üretim yapmadılar. Bu kararlılık ve bu planlamadır. Artık A'sını, B'sini, C'sini planlamasına bakmıyoruz. Tek karar var. Grev yasaklaması anayasaya aykırıdır. Ben de senin o kararını tanımıyorum. Şimdi burada da kıdem tazminatı konusunda tek karar olması lazım. İkircimli değil. Efendim Türk İş diyor, efendim genel kurul kararımdır. Genel kurul kararı olmasa da böyle hassas bir konuda, işçilerin tamamını ilgilendiren bir konuda çıkacaksın diyeceksin ki diyorlar. Ben haklarını yemek istemiyorum. Kardeşim benim kıdem tazminatım son derece ciddi bir şekilde meclise geldiği takdirde üretimden gelen gücümü kullanacağım. O iş yerlerini terk etmeyeceğim. Bugün patronlar da karşı çıkar gibi gözüküyor kıdem tazminatının fona devredilmesine. Çünkü her ay ödemek zorunda oldukları bir para var. Her ne kadar düşürülmüş olsa da, alması zorlaştırılsa da her ay ödeyemeyecekler. Ama onlara şu garantiyi veriyorlar. Diyorlar ki önce fona bir devredelim, BES'le entegre edelim, sonra yavaş yavaş diyeceğiz ki kardeşim kıdem tazminatı hakkı diye bir şey yok artık. Kıdem tazminatı bitmiştir. Aynı Kore'deki duruma getirecekler.
Efendim biz şunu söylüyoruz, kıdem tazminatı gündeme geldiği takdirde, bugün gündeme geliyor, getiriyorlar, sık sık alıştırıyorlar. Hiçbir konfederasyondan bilgi de almıyorlar. Adam yerine koymuyorlar konfederasyonları. İşçileri adam yerine koymuyorlar. Çünkü para lazım. İşsizlik sigortasındaki parayı bitirdiler. Kıdem tazminatını entegre ettirip 2020 yılında efendim şu kadar para, 300 milyar para biriktireceğiz diyorlar. O parayı da açıklarda kullanacaklar. Onun için sendikaların görüşünü almayacaklar. Getirecekler o yasayı, çıkartacaklar ve işçiler de şunu söyleyecek. O yasayı çıkartırsan senin burnundan getiririm diyecekler. İşverenlere de sen hükümete destek verirsen senin de burnundan getiririm diyecekler. Bu kararlı tutum anca onları bu yanlıştan gönderebilir. DİSK bu konuda kararlı. Her kurullarımızda da zaten gündeme geliyor. Peki, çok teşekkür ederim. Hemen bir son dakika bilgisi vereceğim. Bugün memurlar masaya oturmuştu. Kamu çalışanları hükümetle. Hükümet 5.2 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren görüşmelerde zam teklifini 16 Ağustos tarihinde yapacağını açıkladı. Son dakika bilgisi olarak bunu da vermiş olalım. Evet Mahmut Bey, Hak İş bu konuda nasıl bir tavır alacak? Yani önümüze geliyor, çok tartışıldı artık, süreç yavaş yavaş kapıya dayandı. Bu noktada Hak İş'in bir eylem planı, bir çalışması, bu sürece tepkisine dair bir planlamanız var mı, ne yapacaksınız? Konfederasyonumuz bununla ilgili çalışmalarını yaptılar, raporlamalarını yaptılar, Cumhurbaşkanlığına da ilettiler. Çalışma Bakanlığı'yla da sürekli irtibat içerisindeler. Lakin az önce Adnan Bey de dile getirdiği gibi Anadolu'da bir laf vardır. Oğlum reşit, kendin söyle, kendin işit derler. Yani ne kadar raporlama da yapsanız, işçinin sesini siz dile de arşu aleye de çıkarsanız, sonuç itibariyle burada ne yazık ki dikkate alınmıyor. Bu siyasi yapılanma benim gördüğüm kadarıyla çalışandan yana değil, çalışmayandan yana, daha çok çalışana, emek dünyasına para verme yerine işsize, işte çalışmayana, annesine bakana, babasına bakana, sakat evladına bakana daha çok böyle insanları ne diyeyim, sadakaya alıştırıyorlar. Ve toplumu da çalışmayan, üretmeyen bir toplum haline getiriyorlar ne yazık ki. Bakıyorsunuz bu özelleştirme konularında, biz bir gün bir fabrikaya gittik. Yapılanma içerisindeydik. Oradaki işçiler dediler ki bize, ya işte yarın öbürsü gün özelleme buraya da özelleştirme buraya da gelecek olursa ne yapabilirsiniz? Ben açık söyleyeyim dedim. Eğer bugüne kadar özelleştirmenin gelip de engellediği tek bir yer gösterirseniz bana, ben o noktada dedim gerekeni yapacağım. Orada ne yapıldıysa ben de burada bunu yapacağım dedim. Ne yazık ki siyasi yapılanma o kadar güçlü ki önüne koyduğun, yani insanların önüne getirdiğine ne Hak İş'i, ne Türk İş'i, ne DİSK'i, sendikal yapılanmalar ne yazık ki bunun önüne geçemiyor. Doğru mu? Hepimiz burada sendikacıyız. 13 milyon işçi. Bakın 13 milyon işçi az önce Adnan Bey de dile getirdi. %33 bir kere bu memlekette kayıt dışı istihdam var. Gidin ağır sanayi bölgelerine. Ağır sanayi bölgelerinde 3 vardiya çalışılıyor ve gece vardiyaların tamamı yabancı çalışan, işte Afganistanlı, Özbekistanlı, Kırgızistanlı vesaire. Bugün işçilerimiz neyle itham ediyorlar? Çalışmıyorlar, çalıştıramıyorsunuz, iş beğendiremiyorsunuz. Ya siz hak verdiniz de, siz çalışanın, emek sarf edenin gerçek manada hakkını verdiniz de o çalışan mı çalışmadı? Ama burada ne yazık ki 11 milyon küsür insanın kıdem tazminatı hakkı bile yok. Bu açık aşikar. Nereden hesaplıyoruz? İşte özel sektörde bugün ne yazık ki sadece hukuki süreçlere gidiyorsunuz. Yani Allah kimseyi o hukuki süreçlere düşürmesin. Adliyelere girdiğiniz zaman da bir sene, iki sene davalar uzuyor gidiyor. Az önce Adnan Başkan dile getirdi. Ne yapıyorlar? Arabulucular da lanet olsun diyor. Ya işte %30'unu alayım, %25'ini alayım. Orada sadece karlı çıkanlar avukatlar oluyor. İşçi dünyası, emek dünyası yine kaybediyor. Biz programa başlamadan evvel az önce hani fındık fiyatlarıyla ilgili bir şey girdiniz. Bakınız mesela ben Karadenizliyim. Karadeniz'de insanlara eğer o fındığın, o çayın gerçek manada hakkı verilmiş olsa o insanların hiçbiri kalkıp da senede 3 dönem bir kere çay alıyorsun.
bırakıp da orayı, o güzel memleketini bırakıp da bu metropol şehirlere gelip de ezilmezler. Ha, buradaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne yazık ki emek dünyasına indiremiyor bu bizim siyasiler kendilerini. Bizim söylediklerimize de dikkate almıyorlar. Kendileri yazıyor, kendileri çiziyor, kendileri oynuyorlar. Ama bunun faturası ağır olur. Peki şunu soracağım. Yani bu önümüze geldiğinde, bu süreç geldiğinde gerek Türkiş gerekse DİSK'ten biz kırmızı çizgimiz, biz gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız dedi. Şimdi çoğunlukla hak işe yönelik olarak birçok yayından önce de gelen sorular vardı. Bu konunun dışındaki hiçbir soruyu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu konuda özellikle sorulan hak iş bu noktada aynı ortak bir çizgide olacak mı? Birlikte bu karara, bu gelişmeye tepki gösterecek mi? Hak işte bu konuda bir tavır alacak mı? Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz. Biz konfederasyon olarak, ben Hak İş Konfederasyonu'nun genel başkanlığını ya da yönetim kurulunda değilim. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı 20 sendikadan birinin genel başkanıyım. Ama Hak İş bununla alakalı zaten net çizgisini ortaya koydu. Dedi ki kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Var olan hakların kaybedilmemesi, şartların daha da iyileştirilmesi noktasında her türlü değişikliğe varız. Ancak eğer hak kaybına uğranılacak olursa, işçileri hak kaybına sürükleyecek olursalar, buyursun gelsinler Türk İş, DİSK, hepimiz aynı safta dururuz. Bundan yana kimsenin şüphesi olmaz. Peki, bunu not almış olalım. Gelişmelerde tekrar dönüp sizlere aynı soruyu ben orada soracağım. Hemen bir şey daha özür dileyerek ifade ediyorum. Bakın az önce sizin belirtmek istediğiniz bir husus vardı, girmediğiniz konuya. Düz hemen geçtiniz. İşte hak iş hani insanları sınıflandırıyorlar. Ne yazık ki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Farklı sınıflara, kategorilere, gruplara ayırıyorlar. Bizim merkezimizde işçi vardır, emek vardır. Emeği savunmadığımız yerde bu işi yapmamızın bir lüzumu yok. Biz sendikacılık yaparak emeğin savunuculuğunu yapıyoruz. En azından şahsi olarak benim duruşumu herkes bilir. Bizler bu düsturda yola çıkmış, 52 yıl sonra iş kolunda ilk defa barajı açmış alternatif bir sendika oldu. Ve hiçbir zamanında siyasi yapılanmalardan ne destek aldık ne etkilendik, hiçbir zaman taviz de vermedik. En basit örneği, en son Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıldır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıldır çok ciddi mücadele veriyorduk. Yeni gelen yönetimle şu anda %26 zamma imza atıyoruz. Biz hiçbir zaman tavrımızı bozmadık ama bir önceki dönem yüksek hakeme gitmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü işçiden, emekçiden yana olunmadı. Bu durumda yani biz hiçbir zaman da şey yapmadık. Daha sonraki programlarda konuşacağız. Peki Gökhan Bey, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz ama aslında başta söylediniz. Türk İş'in, tabii bütün bunları söylerken bir konfederasyonlar üzerinde soruyorum ama her biriniz bağımsız bir sendikasınız ama bir bütün olarak konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle elbette ki ortak istişareleriniz var konfederasyonlarda. O nedenle bunu soruyorum. Türk İş'in eylem planı nedir ya da sürece dair nasıl bir tavır alacak? Türk İş son yaptığı başkanlar kurulunda kıdem tazminatını yaklaşık 2 saatlik bir tartışmayla değerlendirdi. Ve bu tartışmanın sonunda varılan nokta şuydu. Öncelikle ciddi anlamda gündeme geldiğinde Türk İş Türkiye'nin her tarafında hızlı bir bilgilendirme, işte bizim ifade edildiği gibi almayanların alması için bu düzenleme yapılıyor, bunun bir yalan olduğunu bütün işçilere anlatan hızlı bir bilgilendirme çalışmaları yapacak. Arkasından o kentlerde eylemler yapacak. Ve son geldiğimiz noktada tabii ki genel grev son noktası olacak. Ama öncesinde bölgesel mitingler konuşuldu Başkanlar Kurulu'nda. En son 1 Mayıs'ta da gündemimize gelen kıdemime dokunma sloganıyla büyük mitingler planlanıyor. Tabii bunları yaparken şu değerlendirme de yapıldı. Diğer konfederasyonlarla birlikte bunları yapmak, bunun için diğer konfederasyonlarla görüşme, onlar da bu çalışmanın bir parçası yapmak. Çünkü ne kadar genel kurul kararınız olursa olsun sonuçta 1 milyon üyeniz var ama çalışan 13 milyon işçi var ve bu genel grevin gerçekten hayata geçebilmesi için yani bütün konfederasyonların, bütün işçilerin ortak hareket etmesi gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ederim. Süremizi epey bir açtık. Tek bir cümle alayım ilgili, o zaman. Konuyla ilgili olduğu için giriyorum araya. Mesela bununla ilgili enerji iş kolunda iki tane barajı aşmış toplu sözleşme yapma yetkisine sahip sendika var. Biri Türk İş Sendikası'na bağlı TESİŞ, bir de AKİŞ'e bağlı enerji iş olarak biz varız. Bu %4+4 zam garabetiyle ilgili biz rakip sendikamız, bakın biz düşman değiliz, rakip olabiliriz. Rakip sendikamıza bile yazı yazdık, gönderdik Türk İş'in TESİŞ sendikasına. Dedik ki işçiler ciddi birlikte manada mağduriyet yaşıyor. Gelin birlikte hareket edelim, birlikte bir söylem geliştirelim, birlikte bir mücadele verelim. O taraftan cevap gelmedi. Peki. Ama biz bunu yapmış ve örnek olmuş bir sendikayız. Peki, çok teşekkür ederiz. Bütün aslında sizleri izleyen hem üyeleriniz hem bütün ücretliler aslında gözü kulağı burada. Bugün sizleri yan yana gördük. Belki şunu söylesek eksik olur mu bilemem. 15 yıl sonra ya da son 15 yıldır ilk kez ekranlarda 3 konfederasyonu belki yan yana gördük. Çok teşekkür ederiz. Umarım bu sürece dair yan yana duruşlar ve mücadeleler de sizleri tekrar bir arada görmüş olacağız. Evet sevgili seyirciler, bugün kıdem tazminatını konuştuk diyeceğim ama aslında kıdem tazminatının ile ilgili gelişmelere, fona devri ve BES entegrasyonuna dair konuşmalara ve tartışmalara başladık desek yeridir. Bugün konuklarımız Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, HAKİŞ Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmut Altunsoy ve DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu. Çok kritik bir konuydu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz tekrar. Evet, programımızın sonuna geldik ve iş cinayetleri diyoruz. Maalesef iş cinayetleri bu hafta da hız kesmedi. 14 ilde en az 18 kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu hafta iş cinayetlerinde yaşananların ayrıntılarıyla bitiriyoruz. Haftaya biz tekrar buradayız. İş cinayetlerinde bu hafta 14 ilde en az 18 kişi hayatını kaybetti. En fazla iş cinayeti inşaat iş kolunda yaşanırken madenlerde meydana gelen göçükler can almaya devam etti. Ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle bir kişi daha intihar ederek hayatına son verdi.